buradaki suyun tahliyesini sağladı. Bu bandı şöyle bir görüntü var. Şu kapıyı açınca o demir kapı iki katlı bir numarayı tutmuştu. Oradan tahliye sağladı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şu taraftan ağrı. Şuradan buyurun. Orası çamur. Esnaflarımızı falan sağ olsunlar fazlası olur.
çok faydası oldu. Ya onu alalım da şöyle. Taşma o yukarı. Çevir kamera çek. Kıymetli basın mensupları, öncelikle Su Fabrikası'nda meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden Şinasi Özdemir kardeşimize Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine göçükten, Su Fabrikası'ndaki göçükten yaralı çıkan iki kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah-u Teala inşallah bu tür afetleri tekrar bize yaşatmamasını Allah-u Teala'dan niyaz ediyorum. 9 Temmuz günü Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, sonra da Doğu Karadeniz'de yaşanan yıkıcı sel sonucunda Giresun'da da bazı problemlerimiz oldu. Esasında mevsim normallerinin çok üzerinde meteorolojinin tespit ettiği yağışlar ve kısa süreli yağışlar oldu. Bunlar da hızlıca akışa geçince etkileri birazcık fazla oldu. 10 Temmuz Pazartesi günü saat 12'den sonra özellikle Piraziz, Bulancak, Yağlıdere, Keşap ilçelerimizde bu yağışa bağlı olarak sel baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Biz olayın ilk gününden itibaren, ilk saatlerinden itibaren esasında Karadeniz'in en batısından Düzce ve Bolu'da dahil olmak üzere en doğuya kadar Erzincan'da buna dahil ve Giresun'umuz dahil bütün süreci yöneticilerimizle beraber takip ettik. Sayın Valimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, il başkanımızla süreci yakından takip ettik ve gerekli müdahaleleri bütün kurumlarımızla yaptık. Bu süreçte 79 su baskını, 54 mahsur kalma, 49 heyelan ve 26 diğer çağrılar olmak üzere yaklaşık 200 civarında çağrı alındı. Bu çağrılarda gereği bir taraftan yapılmak üzere esasında afetin ilk saatlerinden itibaren Giresun, Diyarbakır, Tokat, AFAD ve AKUT ekipleri ve gönüllüleriyle beraber hareket edildi ve 54 vatandaşımız mahsur kalan derhal kurtarıldı. Bu su baskınları sonucunda 16 araç, 111 konut ve 102 iş yeri bu su baskınlarında ilimizde etkilendi. Şu an esasında il özel idaremiz, bütün belediyelerimiz, karayollarımız, DSİ'miz, orman idaremiz hepsinin makineleriyle beraber sahada 125 makine ve 324 personelle halen çalışmalarımızı yürütüyoruz. 6 ilçemizde Piraziz, Bulancak, Yağlıdere, Tirebolu, Esbiye ve Güce'de kapalı olan köy yolumuz yoktur. Ancak ara ulaşımları sağlayan mahalle yolları bir kısım kapalı. Onlara da müdahale ediyoruz. Tabii bu taşkınlar esasında derelerin taşması, bazı da suların normal akışa geçmesi sonucu oluştu. Özellikle Bulancak, Kovanlık, Aydındere yolumuzda yol kapanmıştı. Servis yolundan vermiştik yolu. Biz heyetimizle beraber oradaki gidip çalışmaları yerinde gördük ve şu an itibariyle de orada servis yolu olarak verdiğimiz yerden artık kontrollü geçişi mevcut yoldan, tahrip olan yolumuzdan sağlamış olduk. Orada da yaklaşık 22 personel ve 8 makinemizle çalışmalara devam ediyoruz. Yine havaalanından intikal ederken Piraziz'deki sel hasarı olan, etkilenmiş olan çalışmaları da yine Sayın Valimiz ve heyetle beraber ziyaret etmiş olduk. Gerekli tespitlerimizi yapmış olduk. Buradan ayrıldığımızda Yağlıdere istikametini inşallah beraber geçmiş olacağız. Orada da 15. kilometrede bir sel hasarı, teresubat olmuş ve orada Alıcra istikametindeki yolu servis yolundan trafiğe verdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Onu da en kısa zamanda inşallah trafiğe vermiş olacağız. Bir taraftan bütün Türkiye'deki etkilenen özellikle Karadeniz bölgesindeki çalışmalarımızı yürütürken bir taraftan da zarar ziyan tespitlerini yapmaya çalışıyoruz. Ki ilk etapta bütün zarara uğramış vatandaşlarımıza gerekli temas sağlanmış ve ilk tespitler yapılmış ve bu tespitler sonucunda bunun gerekli çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın bu anlamdaki bütün mağduriyetleri
inşallah giderilmiş olacak. Eğer bir eksik tespit varsa da sahada birkaç vatandaşımızdan geldi, bazılarının iş yeri kapalı olabiliyor veya o an evinde olmamış olabiliyor. Onları da derhal tespit etmiş olacağız ve bu anlamda bir mağduriyete de gerekli yer vermemiş olacağız. Giresunlu hemşerilerimiz ve tüm vatandaşlarımız bu anlamda müsterih olsunlar. Bu afetin bütün sonuçları ortadan kaldırılıncaya kadar biz de hep beraber, arkadaşlarımızla beraber, bütün kurumlarımızla beraber sahada olacağız. Biz de inşallah yakından takip edeceğiz. Tabii bu biz teknik elemanlarız bir taraftan da bütün kurumlar olarak. Bunun sonucunda oluşan sel hasarları, nerelerde yetersiz kalındı ya da nerelerde yeni durum gelişti, bunlar arkadaşlarımız tespit edecek. Çünkü artık yağış rejimi ve akış rejimi ciddi bir şekilde değişmiş durumda. Biz özellikle DSİ'nin verdiği verilere göre bütün kurumların bu anlamda gerekli yapılanmaları yeniden, çünkü 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık, hatta 1000 yıllık debileri konuşuyoruz artık. O anlamda gereklerini yapacağız ve bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmamasına gayret edeceğiz. Şimdiye kadar almış olduğumuz bütün önlemlerin de esasında sahada ne kadar karşılık bulduğunu, ne kadar işe yaradığını da hep beraber görmüş olduk. Ben tekrar Giresun'umuza ve Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Allah-u Teala daha beterinden ve tekrarından korusun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.